Evet, 100. eğitimimiz bugün. O yüzden çok heyecanlıyız ve ben heyecanlıyım daha doğrusu. Bu 100. eğitimi benimle yaptığınız için ayrıca çok mutlu oldum. Bana rast gelmesine sevindim açıkçası. Şimdi bebeklerimiz dünyaya geldi. Bebeklerimizi kucağımıza aldığımız an itibariyle esasında hamilelik sürecinde kısmen bebekleri nasıl büyüteceğiz, onlarla ilgili nasıl ilerleme edeceğiz, biraz onları merak ediyorduk. Ama kucağımıza aldığımızdan itibaren ilk etapta emzirme, daha sonra eve geldikten sonra da bakımıyla ilgili pek çok soru işareti bizi arkamızı takip ediyor. Esasında içgüdülerinize güvendiğiniz sürece olabildiğince bu süreç şey yapacaktır. Her şey yolunda olacaktır. Biz sadece burada dikkat edeceğimiz şey birazcık daha nazik olmak ve daha birazcık yavaş olmak. Çünkü bebekler her şeyi çok tekrar yaparlar. Bol tekrarla ve daha yavaşça ve sakince ilerler. Şöyle ki büyüme gelişimi baştan başlayıp aşağı doğru ilerler. Yaklaşık 3. 4. ay gibi kafasını ancak döndürmeye becerir bebek. 4 ile 6 ay arasında yavaş yavaş kendi etrafı hani hareketlenmeye ve başını çevirdikten sonra dönmeye 4,5-5. ay gibi yarı destekli oturmaya, 6-7 ay gibi desteksiz oturmaya, yine 6-7-8. ay civarında emeklerken de 8-9'da hatta 10. aya doğru sıralarken 1 yaşında da yürüyen bebeklerimiz oluyorlar. İşte bu süreç boyunca her şeyi çok daha sakin ve yavaş yapacağız. Hele ki yeni doğanlarda bir tık daha. Şimdi bebekler ilk doğdukları zaman şöyle düşünün, anne karnının içerisinde belli bir kesenin içerisinde ve bu kesedeyken siz hareket halinde oldukça bebek içinde hafif bir titreşimli olan ve esasında da birazcık da böyle şey durumdadır bebekler. Siz hareket ettiğinizde bebekler uyur çünkü hafif bir sallanma vardır. Siz durduğunuzda bebeğinizin hareketlendiğini görürsünüz ki şöyle düşünün. Kendinizi düşünürseniz bebeğiniz hamileyken siz hareket ettiğinizde daha çok hissetmezsiniz ama ne zaman oturup dinlenmeye pozisyonuna geçtiğinizde bebeğinizin hareketlerini hissetmeye başlarsınız. O yüzden doğar doğmaz yapmamız gereken birkaç ipucu var ki bebeğin anne karnındaki gibi değil, bizim dünyaya bizim gibi, yani şu an bizim yaşadığımız dünyaya uyum sağlayabilmesi için o dengeyi tutturmamız gerekiyor. O yüzden de şöyle söyleyebilirim. Bebekler, şuradan bebeğimi de alayım. Normalde bebek dünyaya geldiğinde yaklaşık olarak işte 3-3,5 kilo ağırlığında 49-51 santim boyunda oluyorlar. Ve bebekler büyümeye başladıkça ortalama ayda 500-600 gram minimum kilo almasını, ortalama da 800-900 gram almasını bekleriz ki bu büyüme hızı anne sütünün gelişimiyle de devam eder. Özellikle anne sütüne yapısına baktığımızda gebelik hormonumuz anne sütü süt yapan hormonun üstüne baskı yapar ki bebek doğduğu an süt üretimimiz başlar. O yüzden bebek doğar doğmaz ilk saat içerisinde olabildiğince emzirme denemelerine başlamak çok önemli. Biz olabildiğince bebeğimizi emzirmeye başlarız. Emzirme denemelerine başlarız. Emzirme denemelerinden sonra yavaş yavaş bu anne sütün gelişimi için hiç o bebeğimizi doğru pozisyonda emzirmeye, bebeğin olabildiğince sık memede kalmasını isteriz. Çünkü bebek de zaten kendini hem güvende hissetmek için hem de karnını doyurmak için sizin göğsünüzde çok uzun uzun kalmak ister. Şöyle ki bebeklerin ilk doğdukları zaman mideleri küçük bir kiraz tanesi kadar, 3. gün kayısı büyüklüğünde, 10. günde bir ceviz büyüklüğünde. Bu bebeğinizin sizi çok fazla emeceği anlamına gelir ki bu dönemde anne sütü yetmiyor mu acaba endişesi yaşıyor anneler. Genelde onu biz şişli bezlerini takip ediyoruz. 2. gün 2 bez, 3. gün 3 bez, 4. günden sonra da 7-8 bez değiştirdiğinizde bunun 5 tanesinin şişli olmasını bekleriz. Günde 1-2 kaka da yapıyorsa harikadır ama kaka tek başına belirleyici olmuyor. O yüzden bebeğimizi bol bol 2-3 saati geçirmeksizin emziriyoruz. Uykuya meyilliyse, yeni doğan sararı riski varsa yani biz uyandırıyoruz ve mutlaka bebeğimizi emziriyoruz. Bunu unutmayın. Çünkü ilk 15 gün, ilk 10-12 gün diyelim, bebeklerin insülin salınımları yavaş olduğu için bebekler açlık hissetmezler ve şekerleri hızlıca düşer. O yüzden de daha yoğun ve daha sık emzirmek burada çok önemli. Ve uyandırmanız burada mutlaka çok önemli. Özellikle sarılığa meyilli olduğunda uykuya meyil biraz da artar. Sarılık dediğimiz şey nedir?
Yeni doğan sarılığı dediğimiz şey, bebeğimizin göbek kolunu kestiğimiz an bebekteki annenin kanı biraz bebekte kalır ve doğal olarak vücudunda bilirubin seviyesinde biraz yükselme olur ki bunu olabildiğince çiş ve kaka yaparak atmasını bekleriz bebeğin. Ama işte bebek tam emde, emmemede tutmadı, yani orada bir sıkıntı, karışıklık olduğu dönemde de o zaman bebeklerimizin olabilir. Genelde şu anda hasta, yani şöyle diyorduk eskiden, her bebeğin neredeyse %95-96 tanesinin yeni doğan sarılık olma ihtimali var. Şimdi bebekler hastaneden taburcu olmadan ve annenin sütünün gelişimine bakıp bebeğin durumuna göre biraz mama takviyesi verdiğimiz için artık biraz daha oranlar düşmeye başladı. Burada mama vermemiz gerekiyor mu illaki? Bu kararı doktorunuz vermeli. Siz kendi kendinize bu kararı vermemelisiniz. Doğum çantanıza mama koymayın. Zaten ihtiyaç olduğunda hastaneden karşılayacaklardır en azından ilk zaman, ilk pozisyon, ilk hani size getirinceye kadar. Bu dönemde bizim dikkat edeceğimiz en önemli nokta bebeğimizi doğru pozisyonda emzirmeyi öğrenmektir. Hastanedeki hemşirelerden normal doğum yaptığınız zaman birkaç saat sonra şöyle sandalyenize, koltuğunuza düzgün oturduğunuzda sezaryanda ise bir sonraki gün mutlaka bebeğinizi kucağınıza alın. Hemşireler size orada doğru pozisyonda emzirmeyi öğretsin. Şimdi ben bir kısmen bir göstereyim size. Şimdi önce böyle sırtınızı güzelce yaslamanız ve rahat, iyice en rahat pozisyonunuzu almanız çok önemli. Bebeğinizi aldığınız zaman bebeğiniz iki eliyle, şöyle yandan göstereyim daha rahat olacaktır. İki eliyle göğsümü böyle tutuyormuş gibi olması gerekiyor. İki eliyle şöyle aşağıdan yukarıdan. Şöyle tuttum. Bebeği böyle aldım. Güzelce kavradım. Kavradığım zaman bebeğin düz bir hatta olması gerekiyor. Burnu benim göğsücüme paralel. Elimle C şeklinde yapıyorum. Parmağımı tutuşturdum ve ağzının içine yerleştirdim. Bu benim klasik tutuş şekli. Bakın şu değildir. Siz yaslanıyorsunuz. En rahat pozisyonu olursunuz. Bebeği kendinizi çekerek bu şekilde emziriyorsunuz. Bazen de bu yine bu tarafı da aynı şekilde emzirebilirim. Fakat bazı bebekler bir tarafı güzel emerken bir tarafı emmemezler. O zaman da emzirme pozisyonunu farklı yapabilir. O zaman şöyle bir yastık koyuyorum. Bebeğim aynı şekilde buraya doğru kaydırıyorum. Sanki aynı memeyi yemiyormuş gibi iki eliyle yine sarılıyor bebeğime. Tuttum bebeğim. Böyle şöyle aşağı doğru aldım. Elimle C şeklinde tuttum. Göğsüne yerleştirdim. Burada dikkat edeceğim şey şu elim. Yani bu elimi kafaya böyle ittirmiyorum. Sadece başından destekliyorum. Ve bebeği bir çanta gibi kendime yapıştırıyorum. Buna da biz çanta pozisyonu, futbol topu pozisyonu diyebiliriz. Sezaryen olan annelerde en rahat emzirme pozisyonu diye söyleyebiliriz buna. Bazen de küçük bebekler, yeni doğanlar böyle memeye de kavga ederler. Bir sağ tarafı, bir sol tarafı. Hani bir türlü kavga eder. O zaman da ben genelde çapraz pozisyonu deniyorum. O zaman da bebek şöyle bir ya böyle sanki üçgen gibi duracak. Tuttum başından destekledim. Ağzına yerleştirdim ve tuttum. Burada yine kafamı itmiyorum. Sadece elimle şu şekilde destekleyerek bebeği göğsüme yerleştiriyorum. Bunun yanı sıra yatarak emzirme vardır ki burada zaten hemşireler, hastanedeki arkadaşlar size zaten nasıl emzireceğinizi gösterecek. Bu pozisyondan sonra da biz olabildiğince sık sık emziriyoruz. Bebeğin çiş kaka yapmasını istiyoruz. Gerekiyorsa mama takviyesini veriyoruz. Burada vereceğiniz mama takviyesi. Şimdi bebekler mamaya alışmaz arkadaşlar. Alıştıkları nokta mamayı nasıl verdiğinizdir. Eğer bebeğinizin doktorunuz bir mama vermeniz gerekiyor gibi bir şey söylediyse ilk günlerde kaşıkla, enjektörle, kaşık biberonlar var. Bunlardan bir tanesiyle ev verebilirsiniz. Hatta ben bütün amile arkadaşları karşılaştığımda kaşık biberonlar hem fiyat olarak da çok uygun. Bir tane alıp steril edip kaynatıp onu kitli bir poşete koyup ve doğum çantanıza koyun diyorum. Yani çocuğa bir ekstra bir ihtiyacı oldu ve siz bebeğinize takviye vermeniz gerekiyorsa eğer siz de elinizden hemşireler orada nasıl yerleştireceğinizi bunu öğretir ve bu şekilde de beslersiniz. Böylelikle yeni doğan sarılık riskini atlatmış olursunuz yoğun beslediğimizde. Fakat eğer ben bu süreçte her şeyi yapmış olmama rağmen çocuğun yine de şekere düştüyse ya da pardon yine de sarılık olduysa fototerapi dediğimiz bir cihaza giriyor bebekler ve fototerapi görüyorlar. Fototerapide ne yapılıyor? Küvez gibi düşünün. Üstte floresan lambalar var. Bebeğinizi yatırıyorsunuz. Sadece bezi oluyor. Gözünü kapatıyorlar böyle siyah bir bantla ve bebeğiniz onun içinde uyuyor. Canı yanmıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ve o yüzden hani üzmeyin kendinizi. Tabii ki şöyle bir şey var. Hani eve çıktıktan sonra tekrar git hastaneye bebeği bebek odasına bırak. Çok sevimli değil.
değil ama eğer günün orta bir saati ise sizi dezelerse gittiğinizde biraz dinlenin, 3 saat sonra gelin. O arada mutlaka uyumaya çalışın çünkü iyi bir aralık deliksiz uyumak iyi gelecektir. Size uyandığınızda sütünüzün daha çok olduğunu göreceksiniz. O sütleri de toparlayıp hastaneye getirebilirsiniz. Şimdi pompa kısmına gelirsek hani hastanede ihtiyaç. Şimdi şöyle ben hamilelikte hamileyken bir süt sağma makineleri hakkında fikir sahibi olmanızı ve bilgi almanızı öneriyorum. Neden? Çünkü ne kadar da olsa bebek tutamadı, emdi, ememedi derken orada bir takım sıkıntılar olabiliyor. Ve o zaman da bir pompa yapmanız gerekebiliyor. Yine 3. 4. gün süt olgunlaşma sürecine geçerken bazen bebeğin ihtiyacından fazla süt salgılıyorsunuz ve onu sağmanız, boşaltmanız gerekiyor. O yüzden eğer işe gidecek bir anne olacaksanız, yani emzirme sürecinizin herhangi bir döneminde, özellikle ilk 6 ay içerisinde işe gideceksiniz, çiftli elektrikli pompa ya da gitmeyeceksiniz, tekli elektrikli pompadan bir tane almanızı öneririm. Manuel pompalar an kurtarır. Ben çok da önerdiğim bir şey değil. Bir de doğal akışla süt toplayıcılar var. Onlardan da belki olabilir ama ben ya çiftli elektrikli ya tekli elektrikli almanızı. Doğum çantanızda da şöyle ki, bazı hastaneler kullanım bedeli alıyormuş. Pompa kullanım bedeli. Eğer öyle bir sizin doğum yapacağınız hastanede siz eğer pompa kullanmanız gerektiğini bir bedel alacaklarsa aldığınız süt saklama makinesini steril edip doğum çantanıza koyabilirsiniz tabii ki. Şimdi yeni doğan sağlık riski 3. gün başlayıp yaklaşık 10. 12. gün gidiyor ve bu dönemde de bol bol ve sık sık emziriyorduk. Yine bebekler doğdukları zaman bebeklerin bebeklerde şey var, göbek bağı var. Neredeyse baktın bebeğimizin eğer göbek bağı düşmediyse, bakın göbek bağı şurada oluyor, üstünde de bir de mandalı oluyor. Burada bebek bezini bağlarken, şöyle göstereyim, bebek bezini bağlarken bakın bezi böyle göbek bağının altında tuttuk. Ve üstüne gideceğiz. Kıyafetin de tamamen pamuklu olmasını istiyoruz ki burada bebek cildi iyice hava alsın ve hızlıca iyileşme gelsin. Yani elle sığım, şimdi şöyle elle sığımı normalde ilk zamanlarda yani ilk haftalarda kolostrum salgılıyoruz biliyorsunuz. Ve bu süt biraz böyle yağlı, bal gibi ve yoğun bir süttür. Elle sağmayı pompa, yani elektrikli pompanız var. Sizin göğsünüzde süt birikmiş, mesi yaşadınız ve bebeği göğsünüzü emzirdikten sonra sağdınız. Elektrikli pompayla sağdınız ve mutlaka yine ondan sonra göğsünüzü elinizle kontrol edin. Eğer bazı yerlerde sıkışıklık varsa mutlaka elle de sağma yapmalısınız diyoruz. Elle sağarken ne yapacağız? Önce sıcak kompres yapacağım göğsümü. Sonra elimle ittireceğim geriye doğru. Sonra uçtan yukarıdan aşağıya doğru şekilde göğsümü sağacağım, elle sağma yapacağım. Normalde elektrikli pompanız olsa bile ilk 10 gün gerekiyorsa elle sağmayı da öneriyorum. Elle sağmak, sürekli elle sağmak her zaman çok efektif olamayabilir. Birkaç anne gördüm, öyle bir iki anne gördüm sadece elle sağarak bu işi bayağı halledebilen. Ama normalde elle sağmak, işe gidecekseniz çok zor. İlk başta elle sağarım, ihtiyaç durumuna göre alırım derseniz bile hamilelikte mutlaka bir marka bakmanız lazım. Pompayı da pompa satan, biberon emzik satan, yani sadece işi bu olan markalardan almanızı tavsiye ederim diyeyim. Zaten öyle deyince zaten anlarsınız hangi markalardan bahsettiğimi. Şimdi bebeğin dediğim gibi göbek bağı düşmeden de mutlaka göbeğini dışarıda bırakarak bağlıyoruz. Normalde bir hafta 10 gün içinde düşer. Bazı doktorlar göbek bağı bakımı yaptırırken bazıları yaptırmaz. Yaptırırsa eğer şu göbeğin etrafına, tamburcu sırasına %70 alkol içen bir solüsyonu buraya sürerseniz de biter. Onun dışında çok fazla kurcalamazsınız. Burada göbeği düştüğü zaman, düştüğü gün yıkamıyoruz. Düştükten sonraki günden itibaren isterseniz bebeğinizi rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Göbeğinin olduğu yere dokunduğunuzda eğer burası acıyorsa ve burasında bir ısı farkı varsa, yani burası daha sıcak, burası daha soğuksa, burada bir serizotik, bir sarımsı bir sıvı akıyorsa, bir enfeksiyon vardır, mutlaka hastaneye gitmelisiniz. Tekli pompa alsak olur mu? Olur tabii ki Ayşe Hanım. Onun dışında göbeği düştükten sonra da isterseniz bebeğinizi yıkayabilirsiniz. Göbeği düştüğü zaman kanama olmasını, tabii ki yavaş konuşayım. Göbeği düştüğünde orada bir kanama olmasını beklemeyiz. Eğer orada bir lekelenme ya da bir kanama görürseniz orada mutlaka doktorumuzu arıyoruz. Eğer kanamayı bir iki gün devam ederse oraya gümüş nitratlı kalemle yakıyorlar. Çok böyle
ismi yakıyorlar gibi bir şey diyor, korkmayın. Şöyle bir kalem gibi bir şeyle oraya dokunuyor şöyle. Hemen o bölgenin ucunda bir açıklar varsa onu hemen kapatıyorlar. Öyle çok can acıtıcı, korkunç bir şey değil. Fakat bebeğin hani o göbek bağının hızlıca toparlanmasını sağlıyor. Bebek bebek bezli, normalde bebekleri bağlarken seçeceğimiz bebek bezlerine baktığımızda hemen hemen yapılır çoğunun aynıdır. Ama ayına kilosuna uygun bebek bezi alıyoruz. Yani bebeğimiz kaç kiloysa aldığımız bezin üstündeki, kutunun üstündeki ibareye de ona göre dikkat ediyorsunuz. Her bebek bezinin, şöyle göstereyim, şöyle sırt kısmında cırtları var. Bu cırtlar bebeğin bebeğin sırt kısmına girecek şekilde bantlıyoruz. Ve her bebek bezinde yine böyle hem içinde hem dışında iki tane böyle lastik var. Bu lastikler tam böyle kasıkların içine gidiyor. Ve şurada bakın şöyle bir sarımsı bir sıvı çizgi var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Tabii yine ben karardım galiba ama şöyle tutayım. Şurada bir çizgi var. Bu çizgi de özellikle bebeğin bu bezi dolduğunda bir ağırlık yapıyor. Ama o çok önemli değil. Çünkü şiştikçe belli bir dolgunluk yaşattığı için de size böyle bir ihtiyaç duymayacaksınız. Şöyle yapınca yine mi çok karanlık oldu? Yani şöyle yapayım. Ve normalde şu markaların yazdığı yerin üstüne de bu bantların yapıştığı yerden buraları yapıştırarak da bezimizi bağlıyoruz. Normalde hamileyken bebek depolamanızı önermem. Çünkü bebek bir doğsun, bebeğiniz bir kul, bebek bezini bir kullanın, memnun kaldıysanız o bezden sonra gelip gerekiyorsa daha fazla bebek bezi alıp depolayın. Çünkü kullandıkça kullanıma bağlı olarak memnuniyet ya da memnuniyetsizliğiniz olacaktır. Normalde yine bebeklerimizin bakımında kullanmak için, şimdi bebek bezini bağlayacağım ama öncesinde şey söyleyeyim. Normalde 3 tane ürüne ihtiyacımız var. Bir tanesi bebek şampuanı. Bebek şampuanı kullanacağız bir tane. Bir tane nemlendirici kullanacağız. Bir de bebeğimize pişik kremi kullanacağız. 3 tane ürüne ihtiyacımız var. Bu ürünlerde dikkat edeceğimiz şey doğal içerikli. Yayında bir çizirti var. Burada hiç ses yok ama benim ev bulunduğum yerde. Şeyde kendi yayınınızı bir kontrol edin isterseniz. Normalde 3 tane dediğim gibi ürüne ihtiyacımız var. Bir tane nemlendirici, bir tane şampuan, bir tane de pişik kremi kullanacağız. Pişik kremlerine baktığımız zaman normal nemlendirici özellikli olanlar var. Bariyer özellikli olan pişik kremleri var. Bir de böyle biraz içinde çinkosu yüksek olan pişik kremleri var. Siz hangisini almalısınız? Ben daha çok bariyer özellikli olanlarını daha çok seviyorum. Çünkü bariyer özellikli olduğunda hani biraz cildin üstüne böyle bir film gibi kaplıyor. Çiş kakoraya değmediği için bir şey yaşatmıyor size. En azından ek gıdaya falan başladığınızda pişiği daha sık görürüz. O süreci biraz daha hızlı geçiriyorsunuz. Pişik birkaç nedenden dolayı olabilir. Bir bebek bezine bağlı olarak ya da kullandığınız ıslak mendile göre bağlı olarak olabilir. Anne ya da bebek ilaç kullandığı zaman olabilir. Özellikle bebek ek gıdaya geçtiğinde ya da alerjik bir bebekse ya da anne işte tam yazın yeni domates, çilek çıktı, kışın ya portakal yeni çıktı ya da portakalı biraz fazla kaçırdığında pişiği görebiliriz. Bariyer özellikle pişik kremi, yani herhangi bir pişik kremini şöyle söyleyeyim ben. Normalde ilk ay ben genelde her bez sonrası aşağı yukarı sürmenizi tavsiye ediyorum. Çok hafif ve incecik olmak kaydıyla. Ama özellikle baktığınız gibi böyle hafif kızarma var. Biraz daha yoğun sürüyorsunuz. Ve kız ve erkek bebeklerin bütün cinsel organları şiştir. Özellikle kız bebekse şimdi dış dudaklardan dolayı şöyle küçük küçük elimle, küçük küçük dairesel hareketlerle yapıyorum. Pişik kremini sürüyorum. İç dudaklarını açıyorum. Eğer rastgele sadece elimi şöyle küçücük sürüyorum. Erkekte ise dikkat edeceğim nokta pişik kreminin böyle pipisinin uç kısmında bir pişik kremi böyle blok şeklinde kalmasın. Her noktasında sürüyorum. Pipisiyle testislerin araları ve pipisinin hemen alt kısmı genelde şey olacaktır. Üst üste geldikleri ve kapalı alan olduğu için pişik olma ihtimali o yüksek. O yüzden erkek bebekte ıslak mendil ya da pamukla suyla temizledikten sonra mutlaka bir hafif bir nemini almak da faydalı olacaktır. Pişik kremi normalde ben şöyle söylüyorum. Bir ay kadar hemen hemen her bez sonrasında özellikle o ilk 15-20 gün çok kaka yapıyor. O kakalı dönemde evdeyseniz poposunu yıkayabilirsiniz. Arkasından eğer bir hafif kızarıklık varsa pişik kremi sürüyorum. Ama yoksa poposunu güzelce yıkadıktan sonra sürmenize gerek yok. Ama bebeğin cildi böyle ilk doğdukları dönemlerde böyle pul dökülmeye meyilli böyle bir şeydir. Hassas, hışır hışırdır. Çünkü zaten anne karnının içindelerdi. Anne
karnının içinde hem suyun içinde hem bir tabaka var vücutlarında. O birden vücuttan ayrılınca cilt iyice kuru kalıyor. O yüzden de böyle pul pul dökülmeler olur. O yüzden mesela bebeklerimize bebek losyonu kullanıyoruz. Bebek yağı yerine. Çünkü bebek losyonu sürdüğünüzde daha uzun etkilidir. Ama bebek yağını sürdüğünüz zaman bebek yağı daha böyle ıslak, nemli cilde sürerseniz daha uzun etkili olur. Şimdi biz bebekleri de yıkayınca hemen paldır paldır temizlediğimiz için o yüzden genelde şey yapamıyoruz. Biraz daha nemlendirici ilk başlarda kullanıyoruz. Peki pamuk mu kullanacağız yoksa şey mi kullanmak lazım? Islak mendil mi? İlk haftalarda ve ilk günlerde şey kullanabilirsiniz. Şöyle yine döneyim. Işık döndükçe. Günlerde biraz daha şey kullanabilirsiniz. Pamuk ve su kullanabilirsiniz. Su kullanacaksanız da bir böyle şimdi bu şeyler kozmetik satan dükkanlarda böyle boş sprey şişeleri satılıyor. Onlardan alırsanız kaynatabilirsiniz. Şişe bu sprey şişesine koyarsanız pamuğu güzelce paket pamuklarını ıslatıp onunla rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ya da dediniz ki ben hani evde pamuk ve su yapacağım gerekiyorsa pamuğunu yıkayacağım ama dışarı gittiğimde ıslak mendil kullanabilir miyim? Tabii ki tamamen içi pamuk ve sudan oluşmuş ve içeriği temiz olan bir pişik kremi ıslak mendil de kullanabilirsiniz. Normalde bebeği yıkamak için poposunu temizlemek için direkt arıtma suyunu, direkt musluktaki suyla kullanabilirsiniz. Altını pamuklu kullanıp temizlemeyi öneriyorum. Yani ilk başlarda pamuk ve su kullanabilirsiniz. Ancak eğer bebek Allah Allah böyle niye böyle oldu bugün? Eğer şeyse pamuk yani böyle çekerek pamuğu değil de böyle paket pamuklar oluyor. Makyaj pamuğu gibi bebek pamuğu diye satılır. Onların her tarafını ıslatmanız lazım. Özellikle kızlarda biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Onun dışında ben pamuk ve su ilk başlarda onu öneriyorum. Sonra dışarı çıktığınızda ya da biraz büyüdüğünde ıslak mendillere de geçebilirsiniz. Amca prematürden benim süt sağıyordum ama süt incisi oluşturuyordu. Manuel almanızı tavsiye ederim. Onun dışında pişik kullanımını öneriyorsunuz değil mi? Evet, ilk doğduğu günden itibaren pişik kremini nemlendirme niyetiyle çok hafif bir şekilde kullanıyoruz. İnce bir katman şeklinde ama birinci aydan sonra işte 15-20 gün yoğun bir o bez değiştirme dönemi biraz sakinleşmeye başladıktan sonra da ihtiyaç durumuna göre sürersiniz. Mesela benim doktorum şey dedi, gece 12'de kalktığın zaman altını değiştir ve pişik kremini biraz yoğun sür. Sonra sabaha kadar eğer gece çocuk kakısını yapmıyorsa bezini değiştir ve çişi yaptıysa kalsın. Sabah 6-7'de kalktığı zaman güzelce altını, poposunu, kakısını yapsın ya da yapmasın, poposunu güzelce bir yıka. Arkasından da güzel bir pişik kremi, ince bir katman pişik kremi sür. Sonrasında ise yani bebek günün ilerleyen saatlerinde de ihtiyaca göre sorarsınız. Yani ilk bir ay belki her bezden sonra süreceğiz ama sonrasında ihtiyaç durumuna göre sürebilirsiniz ıslak mendili. Şimdi bebeğinizin altını değiştirirken nasıl yapacağız? Ben şimdi önce bebeği altını değiştireyim. Şimdi eğer bebeğim şeyse ne yapıyorum? Islak mendil kullanacaksam ya da pamuklu su kullanacaksam mutlaka önden birkaç tane malzememi, birkaç tane ıslak mendilimi buradan hazırlıyorum, çıkarıyorum. Ki rahat bir şekilde hani altını açarken bana sıkıntı yaratmasın. Çünkü ilk günlerde daha deneyimsiz olduğu için, o deneyimsiz olduğumuz için şöyle 4-5 tane ıslak mendile çıkarıyorum. Yedek bezimi de yanıma alıyorum. Pişik kremim de var. Şimdi kakasını yaptı ve ben hani bu bebeği mutlaka böyle pamuk ve suyla temizlemem gerekiyor diyelim. Yani yıkayamayacağım. Önce bacaklarını kaldırıyorum. Yukarıdan aşağı şöyle sıyırdım. Buraya koydum. Ondan sonra pişik kremi, şey ıslak mendilimi ya da pamuklu suyumu alıyorum. Tek hareketimle yukarıdan aşağı siliyorum ve bırakıyorum. Sonra diğerini alıyorum. Diğerini de yukarıdan aşağı siliyorum ve bırakıyorum. Pipisi varsa bebeğimin erkekse etrafını, alt kaslarını tek siliyorum ve hep tek hareketle temizliyorum. Kısa iç dudakları açıyorum. Şöyle elimle açıyorum. İçi varsa incecik içinden siliyorum. Sonra poposunu temizden kirliye doğru siliyorum ve hepsini toparladım ve altını değiştiriyorum. Altını pişik kremi süreceksem de şuradan nemlendiricimi alayım. Pişik kremi süreceksem de incecik elime alıyorum. Ve küçük küçük dediğim gibi erkek de kızın da cinsel organları pişiyor olduğu için hafiften şöyle yana döndürüp poposuna da küçük küçük pişik kremini sürdüm. Ve bebek bezini bağlayacağım zaman şimdi bacaklarını indiriyorum aşağıya. Şu cırtlar bebeğin sırt kısmına gelecek şekilde ayarladım. Bacaklarını kaldırdım yukarıya. İçine güzelce yerleştirdim. Buradan soktum. Aşağı bacaklarını indiriyorum. İyice yerleştirdim. Göbeği düşmediyse bakın şurada ince bir alanı var ya bunu kıvırıyorum dışa doğru. Göbek bağını dışarıda bırakacak şekilde yerleştirdim.
Ve bebek bezini bağladığınız zaman bir parmağınızın içeriye girebilecek kadar bir boşluk bırakmanızı öneriyorum. Bakın güzelce bebeğimi bağladım ve bu göbek bağı dışarıda kalmış oldu böylelikle. Şimdi normalde kız da erkeklere buna dikkat edeceğim. Bunun dışında bebekler ilk zamanlarda zeytin sütü, zeytinyağı bu tip ürünlerde şöyle şuna dikkat etmeniz gerekir. Bu tip ürünler bazıları bazen bebeğinize alerjik bir reaksiyon yapabilir. O yüzden bebeğin bileğinin iç kısmına geceden sürün. Sabah kalktığınızda burada kızarıklık yoksa sürebilirsiniz. Ama ben daha çok daha bebekler için hazırlanmış özel kremleri daha çok öneriyorum ama tabii ki sizin şey olabilir. Poposunu yıkarken musluktan akan su yeterlidir. Musluktan pis bir su akmadığı sürece normal bebeğinizi musluk suyuyla yıkayabilirsiniz. İlla içme suyu olmak zorunda değil. Normalde bir de ne demiştik? Bebekler doğduklarında eskiden hemen yıkıyorduk ama şimdi hemen yıkamıyoruz. Yaklaşık olarak bebekler doğduktan 6 saat sonra yıkanıyor. Bunu Sağlık Bakanlığı ister özel hastane olsun ister devlet hastanesi olsun. Şimdi artık bunu söylüyor. Niye? Çünkü bebekler doğduk anne karnında yaklaşık 36-37 derece çok sıcak bir ortamdan birden daha serin bir ortama çıkıyorlar. Daha serin bir ortama çıktıklarında da vücut üzerindeki cilt altında yağ tabakaları gelişmediği için bu arada şey olmuş oluyor. Çocukların ısı dengesi hızlıca düşmüş oluyor. Yani 36-37 dereceden yaklaşık 17-18'de yani 15 derece farklı dışarı çıkıyor ve yağ tabakası da olmadığı için ısıyı çok daha yoğun hissediyor. O yüzden biz bu süreçte neye dikkat edeceğiz? Bebek doğduktan sonra özel bir durum söz konusu değilse ilk 6 saat bebekleri yıkamayacağız. Bebekleri sadece üstündeki kabasını alıyoruz. Bazı hastaneler hiç yıkamadan taburcu ediyor. Bazısı da 6-8 saat geçirdikten sonra bebeği akan suda yıkıyor. Göbeğini, yüzünü, her tarafını kurladıktan sonra size öyle teslim ediyor. O yüzden kış mevsiminde olduğu için de özellikle ben kışın özellikle göbek bağı düşene kadar da çok yıkamanızı doğum öncesindeki evde yıkamanızı önermiyorum. Dediğim gibi yıkayacaksanız da durağan bir küvetin içinde değil akan bir suyunda. Yani bebeğinizi şöyle eşinizi kucağına verebilirsiniz. Eşinizi kucağına suyu dökerek hem tersini hem yüzünü güzelce bebeğinizin bu şekilde yıkayabilirsiniz. Bunun dışında bebekler göbeği düştüğü gün değil, düştükten bir gün sonra rahatlıkla bebeğimizi yıkatabiliriz. Bir tane bebeğimiz için yıkadığımızda bebeğimize uygun, özellikle böyle şöyle basmalı şişesi olan bir bebekler, yeni doğan bebeklere uygun bir şampuanımız var. Haftada 2 ya da 3 gün bebek banyosu yaptırabilirsiniz. Banyo yaptırırken 2 haftadaki 2-3 kere zaten kulu yıkayıp banyo yapacaksınız. 2-3 kere şampuan kullanmanız yeterlidir. Ama ben her gün banyo yaptırmak istiyorum diyorsanız o zaman haftada 2-3 gün sadece şampuan kullanıp diğer günler duru suyu yıkayabilirsiniz. Normalde yıkarken bebeklerinize şöyle önden şapkalı olan bir havluya ihtiyacımız var. Bu havluyu bebeğimizi kurularken ben genelde bir de içine şöyle küçük bir müslin örtüyü de içine yerleştiriyorum. Çünkü havlu biraz kalın kaçıyor. Bebeğin kulak arkaları vesaire hani böyle kıvrıntıları kurulamak için. Bu şekilde bakın içinde de havluyu koydum. Hemen yakın bir yerime yerleştiriyorum. Bebeği yıkadıktan sonra hemen alacağım. Sonra bebeğimizi yıkayacağımız küvetin boyu çok acayip büyük olmamalı ama ben biraz daha şeyi öneriyorum. Böyle alttan ayaklı bir küvet olması olursa daha iyi olabilir. Ya da bir etejerin vesairenin üstüne koyup aynı seviyede olursanız yıkaması daha kolay olacaktır. Küvetin üstünde koyacağımız fileler var. Küvetin içinde yerleşen aparatlar ya da siz küvetin içerisine bebeğinizin bir havlusunu ya da müslin örtüsü koyup direkt küvetin içinde yıkarsınız. Ben daha çok içinde yıkamayı seven biriyim. Yani üstte file gelsin file de değil. Daha çok küvetin iç kısmında. O yüzden de ben böyle bir tane müslini küvetin içine şu şekilde yerleştiriyorum. Böyle yerleştirdim. Suyun şampuanımı da hemen böyle elimin altını çok rahat alabileceğim bir yere aldım. Havlum zaten hemen şöyle yan tarafımda. Bebeğimi hemen güzelce soyuyorum. Ve bebeğimi suyun ısısı dediğim gibi 36-37 derece olmalı. Evin ısısı 22-24 derece olmalı. Küvetin içine şu kadar, üstüne çıkacak kadar su koyuyorum. Ve bebeğimi önce ayaklarından suyun içine yerleştirdim. Eğer sizin için küvetin içinde bir aparatsa eliniz böyle çıkıp üstte kalabilir. Filede de böyle kalabilir. Ama siz havlu koyduysanız küvetin içine yani bir aparatı yoksa mutlaka bir eliniz başının altından desteklerseniz daha iyi olacaktır. Ben özellikle lif gibi sünger gibi bir şeye ihtiyacımız yok. Suyu şöyle yukarıdan aşağı incecik döktükten sonra elime şampuanı alıyorum. Başlıyorum. Bu gıdısından göbek çevresi, kasıkları,
Parmak araları, koltuk altı, her tarafını güzelce köpürttüm. Yine suyu böyle döktüm. Suyun içinde çok döndürmeyi sevmediğim için elime şampuanı aldım ve sırt kısmını güzelce iğne yıkadım. Güzelce suyunu döktüm. Başını yıkarken özellikle kulaklarını kapatmamaya çalışıyoruz. Çünkü kulaklarıyla oynamayın suyun içerisinde. Çünkü nasıl suyun içine dalıp çıktığımızda kulağımıza bir şey olmaz. Burada da olmayacaktır. Kafasının altından desteklemiştim zaten. Suyu böyle döktüm. Güzelce köpürttüm. Kulaklarıyla oynamadım. Tekrar suyu döktüm ve yıkamayı kısmını bitirdim. Sonra ne yapacağım? Bebeğimi kaldırıyorum. Bakın. Bebeğin şöyle çenesinden tutuyorum, boynundan değil, çenesinden tutuyorum ve bu kolumun üzerine hafiften alıp ayaklarımı bu yere hafiften değdiriyorum ama bütün güç çenesinden tutuyorum ve kolumun üstünde. Yukarıdan aşağıya yavaş yavaş suyu döke 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 bebeğimi güzelce doluyorum. Ve ondan sonra bu içeride hazırladığım havlunun içerisine bebeğimi hemencik hop içerisine aldım. Şimdi bebeğimi güzelce bunun içinde kurulayacağım ve biraz da arkasından masaj yapacağım. Kurularken şöyle yatırıyorum. Şimdi siz görün diye ben açacağım. Normalde kurulayacağınız yerleri açarsınız. Açtım şöyle iyice havlusunu. Şöyle indiriyorum aşağı yine. Şimdi ne yapıyorum? Önce kafasını şöyle güzelce kuruladım. Sonra bu şunları böyle parmaklarımı aldım. Gözünü içten dışa doğru sildim. Kulakların arkalarını ve içlerini elime girdiği kadar siliyorum. Kulak pamuğu kullanmıyorum. Bütün göğsünü, gövdesini, kasıklarını her ne kurduktan sonra bu içerideki üstünü örtüyü çıkarttığımda bebeğim şimdi kuru alana kalmış oluyor. Üstünü örtebilirim ve yavaş yavaş masaja geçeceğim. İsterseniz hafiften siz bezinizi koyabilirsiniz. Ben şimdi bezi paylaşmayayım. Bezi koymayayım ki şey olmasın, alan daralmasın. Nemlendiricimi önce elime alıyorum. Şu sesi duysun istiyorum. Önce bebeğimle güzelce tenteni temas yapıyorum. Yukarıdan aşağıya kasıklardan yukarıya doğru dört parmağımın önde bir parmağımın arkada şekilde kasıklardan bileklere doğru aşağıdan yukarıya doğru masajıma devam ediyorum. Masaj yaparken kullandığınız yağ işte Hindistan cevizi yağı, kantaron yağı, zeytinyağı gibi yağlarsa dediğim gibi akşamdan bileğinizin iç kısmını sürüp sonra vücuduna sürüyorsunuz. Bebeklerin cildi çok hassas olduğu için çok güzel bir yağ olabilir ama bebeğinize dokunabilir onu anlamamız gerekiyor. O yüzden önce mutlaka küçük bir deneme yapıyoruz. Böyle küçük bir yoğurma hareketi yaptıktan sonra ayağının altına doğru geldiğimde topuklarından parmaklara doğru refleksoloji dediğimiz ayak masajına başlıyor. Sonra aşağıdan yukarıya doğru her noktasına güzelce dokundum. Şurada bir kavisi var. Şöyle şöyle bastırıyorum. Parmak arasına izin verdiği ölçüde böyle elimi koydum ve küçük küçük masajıma devam ettim. Ve şimdi tek tek böyle güzel güzel her bir parmağın arasında şu şekilde masaj yapıyorum şöyle. Ve yaparken de sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra ayağını elime aldım. Parmaklardan bileklere doğru güzelce dokundum. Sonra bileklerinden güzel güzel masaj yaptıktan sonra bileklerden kasıklara doğru yine aynı şekilde dört parmağım önde bir parmağım arkada şeklinde masajı devam ediyorum. Bu bir lenf drenaj oluyor ve enerjiyi içeriye doğru gönderiyorum. Sonunda bebeğimin uykuya dalmasını istiyorum. Küçük bir yoğurma hareket yaptıktan sonra bacağı bitiriyorum. İkinci bacağı da aynı şekilde yaptıktan sonra koluma yapacağız. Yine elime masaj yağını alıyorum. Ve omuzlardan bileklere doğru dört parmağım önde şekilde devam ediyorum. Küçük bir yoğurma hareketi yaptım. Elini aldım güzelce elini sevdim. Avucun içerisine her noktasına dokundum. Ve parmaktan oynuyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve sonra bileğinde bir hal var. Bileğini yüzeysel masaj yaptım. Ve yine bileklerden omuzlara doğru, yukarıdan aşağı bileklerden omuzlara doğru yine sıvazlama, hafif yoğurmayı yaptıktan sonra diğer kola geçip bitiriyorum. Sonra gövdesine geldiğim zaman elimi yine masaj yağını aldım. Önce beni bir hissetsin istiyorum, bekletiyorum burada. Sonra elimle göğsünü açıyorum. Göbek deliğine giriyorum ve yukarı. Açtım, yukarı. Evet, bu şekilde devam ediyorum. Sonra bir elini çapraz, diğer eliyle sağ el sol el, solumuza, sol el sağımıza şeklinde devam ediyorum. Ve en son göğüs kafesinden kasıklarına doğru elimi hiç kaldırmadan karnına dairesel hareketlerle saat yönünde masaj yapıyorum. Siz ben ön kamerayı kullandığım için ters görüyor olabilirsiniz ama hareket saat yönüne doğrudur.
Ve sonra sırt masajına geçeceğim. Sırtına geçtiğim zaman bebeğim şöyle bana doğru döndürüyorum. Elime masajcağımı aldım yine. Dokunuyorum yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya. Küçük küçük dairesel hareketler. Uzun tuttum, yine yukarıdan aşağı dokundum. Ayaklarından aynı şekilde devam ediyorum. Burada dikkat edeceğim şey bebeğinizin kendini iyice gevşemesi ve rahatlaması sağlamaktır. Ağlıyorsa masajı bir ara verip bir daha deneyin. Yine ağlıyorsa masajı istemiyor demektir ve döndürüyordur. En son artık yüz masajı yapacağım. Yüz masajı yaparken de şöyle kapatmıyorum. Elimdeki yer ne kadarsa alnından tuttum çenesine doğru geldim. Kaşın üstüne dokundum. Parmaklarına dokundum. Burnuna dokundum. Küçük küçük. Şöyle yapıyorum burnuna. Şöyle şöyle. Dudakların hemen şu üstüne, altına şöyle dokundum güzelce. Şu iki parmağımı kulağının yanına koyuyorum. Küçük küçük dairesel masajı yaptım. Bitince de yukarıdan aşağı bebeğime dokunuyorum. Diyorum ki teşekkür ederim Altocuğum bana izin verdiğin için deyip masajımızı bitiriyorum. Ve ondan sonra yine ne yapıyorum? Daha sonra dediğim gibi pişik kremi sürdürmenize gerek yoktu. Şunu şu alttan çekeyim. Bebeğimi güzelce artık altını bezliyorum. Bacaklarını kaldırdım. Sırtların olduğu yeri kalçasına yerleştirdim. Sırtına doğru buradan aşağı indirdim. Bacaklarını iyice düzelttim. Gözümden düz sıyırdıktan sonra bebeğimizin bezini bu şekilde bağlamış olduk. Arkasında normalde kıyafetlerde en çok kullanacağımız şeylerden bir tanesi bu body'ler. %100 aldığımız ürünün pamuklu olması önemli. Mutlaka etiketlerini okuyoruz. Bebeğimize giydirmeden evvel bebek deterjanıyla özellikle sıvı olanları tercih edebilirsiniz. Deterjanını güzelce yıkıyoruz, ütülüyoruz ve bebeğimizi o şekilde giydiriyoruz. Giydirirken de şöyle açıyorum kafasını, yüzünü kocaman açtım, yüzünü geçirdim. Buradan çıkarttım. Kolları ellerini genelde üçer böyle tutarlar. Fakat tam kıyafet giyerken ellerini açar çocuk. O yüzden giydirirken zorlanmamak için buradan elimi çıkarıyorum içeriye. Elini kaptım. Hop buradan güzelce geçirdim. Aynı şekilde diğer tarafına da aynı şekilde yapıyorum. Buradan da geçiriyorum. Bu bodylerin üzerine siz tulum giydirebilirsiniz. Önden çıt çıtlı ayaklı tulumlar giydirebilirsiniz. Ayaklı tulum olsa da ayaklarının içine ya da tulumunun hemen üstüne bir tane pamuklu bir çorap giydirmeniz lazım. Çorap alırken de özellikle çorabın bilek kısmının lastiğinin olmamasına dikkat edin. Ya da isterseniz şuradan hemen kıyafetlerimi alayım bir dakika. Ya da isterseniz böyle bir alt giydirirsiniz. Sadece alt giydireceğiniz zaman da dediğim gibi çorabınız varsa önce çorabı giydiriyorum içine. Sonra ayaklarını buradan güzelce soktum. Bir tanesini diğerini kaldırdım. İyice sıyırdım ve hop buradan da diğer ayağımı güzelce yerleştirdim. Sonra bebeğim kucağıma alıyorum ve sırt kısmını güzelce düzeltiyorum. Ve bebeğimi güzelce giydirdim. Tabii istiyorsanız ayaklarını giydirmeden önce bebeklerin normalde ilk bir ay ellerini haftada bir ayaklarını da ayda biz tırnaklarını kontrol ediyoruz. Her bayramdan sonra mutlaka saçını darıyoruz bebeklerin. Normalde tırnaklarını isterseniz böyle bir çıt çıtla istiyorsanız çıt çıtlı makasla ya da normal bir makasla kesiyoruz. Keserken düz kesiyoruz. Yani kare kesiyoruz. Şöyle oyunlu kesmeyin. Çünkü etlerine cilt batıktır. Yani tırnaklar daha için cildin içinde olduğu için batıklar yaratabilir. O yüzden biraz daha belli bir arada yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra yani güzelce kestikten sonra böyle bir törpünüz varsa hemen kenarlarına güzel güzel törpüleyebilirsiniz. Bazen de istiyorsanız yapmayabilirsiniz. Hani kesmeden de direkt bunu yapabilirsiniz. Arkasından da iki tane şöyle şeyimiz var. Fırçamız var bir de tarağımız var. Kel biberse böyle bir fırçayla ya da yoksa böyle bir tarakla güzelce saçını tarıyoruz. Benimki kel olduğu için. Şimdi bunların hepsini yaptıktan sonra da bebeğinizin normal uyku rutinine geçebiliriz. Ondan önce hemen şu bu konuyla ilgili soru sorayım. 22-24 derece bir ısı olduğu zaman bebeğinizin üstüne tulum giydirdikten sonra ayağına çorap giydirmeyebilirsiniz. Sadece şu ilk zamanlarda siz ne giyersiniz bir fazlası diyoruz. Giydirin deme sebebim anneler çok telaşlanıyor. Elleri ayakları soğuk olduğu için üşüdü deyip daha da fazla kalın giydiriyorlar. Halbuki elleri ayakları bebeklerin şeyden dolayıdır.
dolaşım daha az olduğu için daha serindir. O yüzden çorap giydirebilirsiniz. Gece uyurken çorabını çıkarabilirsiniz. Ayakları açıkta kalabilir. 22-24 derecede evde nasıl giydirebilirsiniz? Kısa kollu bir de üstüne tulum yeterli olacaktır. Üzerine de bir daha ilave yeter. Şu an bebeğiniz üzerine bir tulumu yani kısa kollu ya da uzun kollu bedenin üstüne bir tulum giydirdiyseniz üstüne bir daha bir şey bence gerek yok. Ama hani anneanneler babaanneler uykuda onun yanında aman üstüne kar yağar bir tane daha bir şey giydirelim. Ya çok kırmamak için onları belki ince bir penye battaniye, penye bir yelek olabilir ama çok gerekli bir şey değil. Normalde ayaklı alt şeyler kalça gelişimini etkileyen bir şey yok. Çünkü zaten darıcık almıyorsunuz. Biraz bol aldığınızda bir sıkıntı olmayacaktır. Onun dışında göbeğe düşmeden masaj yapabilir misiniz? Göbek kısmını yapmadığınız sürece olabilir. Kantaron yağına dikkat etmelisiniz. Bebeklerde böyle bir sıkıntı yaratabiliyor. Hindistan cevizi yağı kullanılabilir belki ama mutlaka bebekten önce minik bir deneme yapmanız lazım. Bebek masajını ben genelde göbek bağı düştükten sonra istediğiniz yaşa kadar yapabilirsiniz ama genelde yürüyene kadar çok daha kolaydır. Bence ikinci ayla 8. ay arasında en rahat masaj yaptığınız dönem oluyor. Bebeklerin uyku öncesi için bir rutin olarak yapabilirsiniz. Günün herhangi bir saatinde aktivite olarak yapabilirsiniz. Bu duştan sonra Sinem Hanım sizin bebeğiniz gibi ağlıyorsa ve giyinirken çok böyle ağlar bebekler soyunurken de masajı isterseniz öğlen uykusundan sonra böyle daha eğlenceli bir saate bırakabilirsiniz. Küçük bebekler baştan sonra aynı masajı izin vermeyebilir. Masajı ikiye bölebilirsiniz. Bacaklarını gövdesiniz, kollarını sırtın diye ikiye ayırıp 2 günde bir düzen belli bir düzende yapabilirsiniz isterseniz. Onun dışında bakalım ne demişiz bu konuyla ilgili. Çok sıcağa alıştırmayın dememelerinin sebebi yani çok fazla bebeği çok kalın kalın giydirmek değil. İlk bir ay siz ne giyiyorsunuz bir fazlası giyiyorsunuz bir fazlası da eğer bebeğinizi kundak yapıyorsunuz olur. O yüzden çok daha hani sizin gibi hissediyorlar bir aydan sonra. O yüzden gerek yok. Eldiven ve şapka. Eldiven şöyle söyleyeyim. Eldiveni ben sadece bir yerden bir yere giderken kullanmanızı öneriyorum. Tırnaklarını güzelce törpüleyip güzelce kenarını köşesini temizlerseniz ona da gerek yok esasında ama hani sadece bir yerden bir yere giderken. Gece uyurken zaten kundak yapmanızı öneriyorum. Birazdan göstereceğim. Kundak yapacaksınız zaten eldivene. Gerek yok. Uyanıkken ilk sosyalleştiği elleri olduğu için bebeklerinizin ellerine eldiven hemen takmayın diyebilirim. Göbek bağı düşmeden masaj. Yani göbek çevresini yapmadığınız sürece yapabilirsiniz ama genelde o saatten sonra genelde kalıyor masaj. Konakta bebeklerin cildi kuruya yakın olduğu için kafalarında böyle böyle kepek gibi böyle şey gibi bölge bölge böyle kuruluklar ve kabuklanmalar görüyoruz. O zaman ne yapacağız? Eğer baktım ki benim bebeğimin kafasında böyle bir şey var. Birazcık bebek yağı ya da nemlendiricini elime alacağım. O bölgeyi güzelce elimle oraya güzelce süreceğim. Bir saat bekledikten sonra güzelce saçını yıkadıktan sonra güzelce sarı saçını tarayacağım. Fakat şöyle şöyle kazımayacağım. Taradıkça o zaten bebek yağı ile bekletti ya bir saat. O arkasından da sıcak suyla güzelce yıkadınız. Muhtemelen onlar dökülecektir. İlk yıkamada hepsi geçmez. Birkaç yıkamadan sonra geçer. Ama geçmiyor tekrar. Geçmiyor tekrarsa konak önleyici şampuan alıp kullanabilirsiniz. Probiyotik damla öneriyorum ama tabii doktorunuzun önermesi burada çok önemli. Probiyotikleri hem bebeğiniz için hem kendiniz için güvenli kullanabilirsiniz. Normalde Fatma Hanım yeni doğan döneminde ister yarım kundak yapın, isterseniz hazır kundak ya da hazır uyku tulumu alın. Oradaki amaç bebeğin anne karnındaymış gibi hissetmesini sağlamak. Yarım kundak nasıl yapılıyor dersiniz? Tam kundak yani Anadolu tarzı sıkışık kundak önermiyoruz. Şöyle bir müslininiz var. Bunu böyle koydum. Bebeğimi bunun içine koyuyorum. İster böyle eli düz olsun, ister bu şekilde. Önce bir sağ kolunu mesela sabitledim. Sonra güzelce sol kolunu güzelce sabitlediğimde. Bakın yarım kundak bu. Kalçası boşta olacaktır. Hazır kundaklarda da şöyle göstereyim. Hazır uyku tulumları da genelde şu şekilde oluyor. Şu şekilde oluyor. Bakın böyle torba gibi oluyor küçük bebeklerde ve kollar içeride oluyor. 4. aydan sonra bebek biraz daha büyüyüp artık ellerin kollarını hareket etmeye ve döndürmeye başladığında o zaman genelde şuralardan açılıyor ve bu şekilde kolları buradan çıkan bir uyku tulumu haline gelmiş oluyor. 6-7. aydan sonra da esasında istediğimiz bu böyle aldığınız 3 yaşına kadar kullanabileceğiniz bir uyku tulumu ama siz parça tek tek de alabiliyorsanız da 6. aydan sonra da böyle ayaklı olan
tulumvari uyku tulumlarını öneriyoruz. Yani normal ayaklı olan. Çünkü bebeğin emeklemeye başladığı, hareketlenmeye başladığı bir dönem olduğu için böyle torba gibi olanlar 6. aydan sonra çok kullanışlı değil. İlk zamanlarda kundak, yarım kundak yapmak ya da hazır uyku tulumu kullanmak bebekler için uyku güvenliği açısından çok önemli. Bebeğinizin yatağının yarı ortopedik sert bir yatak olmasını istiyoruz. Bebeği koy, yatağın içine koyduğumuzda içine göçmemeli. Üstünde dik ve düz yüzeylik olmalı. Yatırırken de bebeğimizi böyle yüzüstü, pardon, sırt üstü bu şekilde düz bir zeminde yatırıyoruz. İlla ki ve kafasını sağa ya da sola doğru meyilli bir şekilde yan yatırıyoruz. Yana doğru dönüyoruz. Yan yatırma yastığı kullanabilirsiniz. Ama genelde biz düz zemini öneriyoruz ve düz zeminde kafasını hafif sağa ve sola döndürerek oturun diyoruz. Bunun sebebi de bebeklerimizin, şimdi bizim midemizin üstte bir kas var, bir kapak var. Mide böyle düşünün, alt üstte de bir kapağı var. Bu kapak fazla beslendiğimizde ancak bizim reflü şikayetimiz olması lazım ki o kapak açılsın. Fakat bebeklerde yeni doğan reflüsü dediğimiz bir durum söz konusu. Bu ne demek? Bu bebek burada fazla beslendiğinde o kapak olmadığı için bebek kusar. Yani şöyle bebeğinizi düşünseniz, bebeğiniz emzirdiniz, gazını çıkarttınız, düz yatırdınız. Mide kapağı da düz. Bu burada açık, akış çok fazla, çok rahat. Fazla beslendiğini çıkar. Fakat eğer bebeğinizde kusarsa belli bir derecede, şöyle düşünün, 45 derece meyilli yatırırsınız, başını hafiften böyle yükselti de olursa, o zaman bebeğinizin midesi de şöyle o düz olduğunda çıkanların büyük bir kısmı hafif meyilli de daha az çıkacaktır. O yüzden özellikle yeni doğan döneminde bebeğiniz doğdu fakat doğduktan sonra çok fazla kusuyorsa 3-4 ay için daha güvenli uyuyabilmesi için reflü yatağını öneririm. Hamileyken almaya da bilirsiniz. Anne yanı yatak aldıysanız onların baş kısmı kalkıyor. Bazı park yataklarının baş kısmı kalkıyor. Öyle bir şeyse yine reflü yatağı almanıza gerek yok. Onun dışında emzik kullanımı, şimdi şöyle söyleyeyim, normalde bazı bebeklerin emme güdüleri o kadar çok fazla ki sizi o kadar çok emmek istiyor. Evet, biz istiyoruz ki olabildiğince bebek annesini emsin, sürekli memeden beslensin. Fakat hayat gerçekleri böyle değil, çünkü sürekli memede kaldığı zaman bu çok yorucu bir şey. O zaman ne yapacağız? Eğer sizi çok güzel emiyor ve emme ile ilgili hiçbir problemi yoksa uykuya geçişlerde emzik verebilirsiniz. Ama sadece uykuya geçişte veriyoruz. Uyandığı zaman ağzından emziği alıyoruz. Uykuya daldığı zaman ağzından düştüğünde tekrar ağzının içine koymuyoruz. Çünkü yeni doğanlarda şöyle bir sıkıntı var. Gün içerisinde de emziği emerse kendini tok hissettiği için size emmek istemez. Ve doğal olarak buna dikkat etmek çok önemli. O yüzden emziği sadece uykuya geçişlerde sizi çok güzel emmeyi öğrendikten sonra bebeğimize teklif edebiliriz. Çok sıcak böyle çok gerek var mı? Ev çok sıcaksa gerek yok tabii ki. Siz çorap giyiyorsanız bebeğinize giymelidir. Düz kafa yastığı çok elzem bir şey değil. Kullanılabilir. Anneanne babaanne çok yastık istiyorsa kullanabilirsiniz. Yaklaşık 3-4 ay dönmeye başlayınca zaten ihtiyacınız kalmaz. Meme reddi, özellikle bazı dönemlerde bebeğin büyüme atakları var. Bu büyüme ataklarında bebek o kadar çok memede kalmak istiyor ki kalmak istiyor ya da tam tersi hiçbir şekilde emmek istemiyor. Eğer biberon ve emzik kullanıyorsanız emzik ve biberonu bir süre ara verebiliyorsanız bunu mutlaka doktorunuzla konuşun. Ara vermenizi ve işte kaşıkla enjektörle beslemenizi, emzik istediği her seansta da sizi kendinize emzirmenizi ve öneririm. Bu dönemde ten tene temas çok önemli. Anne kokusunu sürekli duyan bebek olabildiğince memede kalmak için böyle bir heyecanlarımızdan olabildiğince meme reddi yapıyoruz. Yeni doğanlarda Yeni doğanlarda meme reddi dediği ne olabilir? Sibel Hanımcığım, orada bebek tam olarak göğsü kavrayamadığı için ve çok acıktığından dolayı sinirlenebilir. Siz atıyorum 3 saatte bir besliyorsanız belki onu 2-2,5 saate çekmeniz, biraz öne çekmenizde fayda olacaktır. Özellikle elinizle göğsünüzle sütü iyice sıkın. Her taraf sütünüz olsun ve o şekilde verin. Daha çok süt kokusunu duyduğunda hafif nemliği aldığı, ıslaklığı aldığı an memede duracak ve kavgası karışacaktır. Çapraz tutuşu çok tavsiye ederim. Yani sağ el sol meme gibi şuraya da yastıklarsanız oraya sabitlemeniz daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bebek uyurken müsin örtmeniz, eğer zaten kundak yapıyorsanız müsin örtüyle yeterlidir. Yorgan battaniye örtmüyoruz bebeklerimizin üstüne. Ama biraz çocuk büyüdü artık dönüyor. Eğer siz evinizde kendi üstünüze kalın bir battaniye örtüyorsanız bebeğinize de kalın bir battaniye örtebilirsiniz ya da bir tok değerinde uyku tulumu kullanabilirsiniz. Ama siz uyurken üstünüze bir yorgan örtüyorsanız, kalın bir yorgan örtüyorsanız bebeğinizin üstüne de
2,5-3 ton ayar arasındaki bir uyku tulumunu kullanabilirsiniz diyebilirim. Normalde kundak içinde müslin örtüleri tercih ediyoruz. Yanlışlıkla yüzünü komple kapadığında altında nefes alabileceği kumaşları örtüyoruz. Bebeğin kafası tam olarak ayarlandığında. Doğum çantası mama koymanıza bence hiç gerek yok. Olabildiğince emzirmeyi hayal edin. Zaten gerekli olursa hastanede veriyorlar. Tarak fırça, tarak makası, sıcak suyla mı yıkamalıyız? Evet, sıcak suyla güzelce yıkarsınız. Bir de yeniden bebek aynı yatakta mı uyumalı? Ya geceleri kendi yatağında yatarsa iyi olur. Gün, yani olabildiğince aynı yatakta yatarsa tabii ki daha iyi olur ama hani evin siz dümdüz salonda oturuyorsunuz. Yanınızda hemen koltuğun kenarına yatırttınız. O da olabilir. Akşamlar ama mümkün olabildiğince aynı yatakta yatmasını tavsiye ederiz. Sürekli yani yatağı, salondaki yatağı ve o tükenli odasındaki yatağı zaten öğrenmiştir. Oralarda yatmış olması hiç mahsur yok. İstediği gibi oralarda yatabilir bebek. 3 aydan sonra biraz daha şey önemli oluyor. Aşağı yukarı aynı yataklarda yatmasını istiyoruz. Birazcık daha şey. Bebeklerin burun tıkanıklığı oluyor mu demişiz. Bebekler yeni doğan döneminde bebekler ilk 6 ay burundan nefes alır ve burundan nefes verirler. Burun nefesi alıp verdikleri için burun temizliğine çok önem vermemiz gerekiyor. Çünkü hızlıca tıkanıyor. Zaten ağzına memeyi koyuyoruz. İyice kapatıyoruz ağzını. Eğer burnu da tıkalıysa memede çok kavga ediyor. O yüzden mutlaka eğer yoğun yani emzireceksiniz. Emzirmeden önce mutlaka bebeğin burnunu kontrol edin. Eğer baktınız ki nefes alıyor. O zaman bebeğinizi ya serin fizyolojik olabilir, okyanus suyu olabilir. Hangisi varsa elinizde. Bebeğinizi ne yapıyorsunuz? Hafiften böyle bebeği şöyle yana doğru tutup bir tanesine bir damlatın. Sonra bir tanesini damlatabilirsiniz. Damlattıktan sonra zaten burnu açılacaktır ve arkadan emzirirsiniz. Ama baksanız ki burun sekresyonları yani burun içinde sümükler çok fazla. Serum sıktığınızda halen açılmıyorsa eğer o zaman aspire etmeniz gerekir. Aspire etmeden önce serum fizyolojik sıkıyoruz. Arkasından da manuel veya da elektrikli pilli aspiratörlerle de burun içerisini güzelce temizliyoruz. Bu çok önemli çünkü eğer burnun içindeki sekresyonları temizlemediğimizde o sıvılar ya orta kulak ya da üst solunum enfeksiyonu olup tedavi şeklimizi daha da uzatacaktır. O yüzden mutlaka evin ısısını 22-24'e, nemin 30'da 50-55'e ayarlayın ve mutlaka her gün özellikle gece ve gündüz uykularının hemen önce burun temizliğine çok çok dikkat edin diyebiliriz. Emzik kullanıyorsunuz, suçlu hissetmeyin kendinizi. Çünkü bazı bebeğin emme güdüsü çok yüksek oluyor. Tabii ki yer istediğimizde size emmesi çok güzel ama bir noktadan sonra da hayatında bir de gerçekleri var. O yüzden lütfen kendinize eziyet etmeyin. Mervancığım, bu gayet normal. Düz kafa yastığı koymuştum. Şimdi normalde flakonu açtınız. Burnu sıktınız bir, son sıktınız. Normalde bu kontamine olur, atmanız lazım. Ama tabii siz bebeğinizi gün içinde kullanacaksınız. Bir tane küçük böyle bebek şey normalde yara bandıyla bir bantla ya da bir tane temiz bir gazlı beze ağzını kapatırsanız gün içinde kullanabilirsiniz. O yüzden bir süre serum fizyolojik kullandıktan sonra daha çok sprey versiyonlu olan okyanus sularını tavsiye ederim. Tarak fırça makas sadece sıcak suyla yıkayabilirsiniz. Evet. Aynı yatakta mı uyumalı? Ya bunu konuşmuştuk zaten. Süt sağma ve saklamadan bahsedebiliriz. Tabii anne sütünü sağdığımızda oda ısısında 3 saat, buzdolabının iç rafında 3 gün, buzlukta ise yani dondurucuda ise 3 ay saklayabilirsiniz. Fakat sizin dondurucunuz, derin dondurucunuz yani böyle biraz kaliteli ve çok iyi olduğundan eminsiniz ısıyı hani güzel tuttuğundan. 3. aydan sonra doktorunuza tekrar mutlaka sorun ama 6 aya kadar saklanabilir. Normalde Sağlık Bakanlığı 2012'de 3-3-3 diye kural aldı. Yani 3 saat, 3 gün, 3 ay. Ama anne sütü çok kolay bozulan bir süt olmadığı için çok ihtiyacınız varsa 6 aya kadar da kullanabilirsiniz. Merak etmeyin. Sakladığınız sütler ne oldu? Ben sütümü sağdım. Süt saklama poşetine koydum ve difrize kaldırdım. Normalde bebeğim 100 içerken ben yanlışlıkla daldım 180 cc süt koydum. Şimdi o sütü eğer bir gün önceden dışarı gideceğim belliyse poşete alıyorum buzdolabının altına koyuyorum. Orada biraz açılıyor süt. Sonra açıldıktan sonra o 180 cc'nin 100'ünü bir biberonuma koyuyorum. 80 cc'yi ısıtmadan buzdolabına koyduğunuzda 24 saat içinde kullanabilirsiniz. Anne sütünü bir benmari ile istiyoruz. Bir tencereye suyu koyuyorum. Kaynatıyorum, kapatıyorum altını. İçine bir biberon tutuyorum. Eğer kendi kendine ılıdıktan sonra bebeğimizi içiriyorum. Bebek içtikten sonra 100 değil de o gün 80 işte 20 cc sütüm kaldı. Anne sütü bir kere ısıtılır. Isıttığınız o kalan sütü
oda ısısını muhafaza ederseniz bebeğinize 3 saat içerisinde verebilirsiniz. Bebekleriniz yürüyüş yerinizi mi açabilirsiniz, nasıl gidiyoruz? Yani kış bebeklerini özellikle dışarıya çıkaracağınız zaman, işte kar yağıyorsa mesela dışarıda, uzun kollu body, üstüne uzun kollu tulum. Onun dışında eldivenleri zaten kendi tulumundan varsa eldiven, ayağından çorap olsun ve kafası dediğim gibi büyük olduğu için mutlaka kafasına bir şapka takın. Onun dışında bebek arabasına bir battaniye serip bebek arabasını da koyanlar var. Bebeğinize böyle astronot gibi böyle yünlü şeyler var, o tip bir şey de kullanabilirsiniz. Oradaki hani sizin giyeceğiniz gibi düşünün. Yani kısa kollu ya da uzun kollu body, üstüne tulum, eldiven, şapkası, üstüne de mont niyetine bir kalın bir kaban ya da anne astronot düşünebilirsiniz. Ne zaman yürüyüşe çıkabilirsiniz? Hemen çıkabilirsiniz. Eve geldikten sonra hemen çıkılabilir. Ama tabii hemen çıkılmıyor. Genelde bir hafta geçtikten sonra sokağa çıkabilirsiniz. Hiç problem değil. Zaten 5. 6. gün doktorunuz muayeneye çağıracak. Ve siz fark etmeden zaten dışarı çıkıyor olacaksınız. Gece kaka yapmasa bile bez değiştirmeli mi? Yani kakası belli. Yani ilk dönemlerde neredeyse hemen hemen her bez oluyor. Ama gece baktınız ki gece 12'de bezini değiştirdiniz. Saat gece 3'te altına baktınız ki kaka yapmamış. Değiştirmeden bir sonraki seansa kadar bekleyebilirsiniz. Dediğim gibi kakasını yapsa da 2-3 saat zaten bezler sıvı için aldıkları için o poposunu koru bırakacaktır. O zaman da poposunu güzelce yıkıyorum ve ince bir şey kremi sürdüğümde hiç problem olmuyor. Abdestimal 40 cc işleyelim. Artan 20 cc'yi saklayabilir miyiz? Evet. Nasıl saklayacağız? Buzdolabı koyup benmariyle ısıtamazsınız. Tekrar tek ısıtma olduğu için evde bir termal çantanız varsa onun içine koyabilirsiniz. Ya da bir tane havluya sarıp ısısını biraz öyle kendiliğinden oda ısısını da sabitlemeye çalışırsınız. Hem emzireceğim hem gerekirse sağlam bir şey yapacağım. Süt yeterli olsa sağladığım sütle ne yapacağım? Normalde bebeğiniz sizi emiyor ve harika emiyor. Hiç problem yok. Sağladığınız sütler var. Direkt difrize koyabilirsiniz. Hiç ihtiyacınız olmasa bile ileride anne sütten yoğurt yapabilirsiniz, muhane yapabilirsiniz, muhallebi yapabilirsiniz. Sebzelerini, meyvelerini katarak da ufak ufak kullanabilirsiniz. Esasında anne sütüne baktığımızda bütün anne sütlerinin kalitesi yüksek, kalitelidir sütler. Sadece sizin beslenmeniz, uykunuz, stresiniz bu sütün içeriğinin biraz daha zengin olmasını sağlar. Eğer güzel hayvansal proteinlerden beslendiyseniz et, süt, balık, yumurta, bunlar sütü çok güzel, olumlu etkiliyor. Aralarda kuru yemiş yemeye çalışın. Hurma, kuru incir, kuru badem, ceviz gibi. Bunlar doğal olarak sizin sütünüzün biraz daha kalitesini arttırıyor. Kalitesini demiyorum, kalorisini arttırıyor olur. Ama en önemli şey emzirmeniz ve gerekiyorsa sağmanızdır. Isıtmadan oda sıcaklığı içersek olur mu? Olur tabii ki. Bebeğim 20 günlük ilk zamanlarda göğüslerini çok şişti. Sağım yapıyorum. Yani şimdi şöyle, normalde ilk başta fazla beslendiği zaman emziriyoruz ve fazlasını boşaltıyorduk. Fakat bebek sizi güzelce emiyor. Göğüsleriniz de eskisi kadar öyle rahatsız olmuyorsunuz. Her şey yolunda. O zaman illa sağmanız gerekmiyor. Sadece süt arttırmak istediğinizde memeye giden uyarıyı arttırmak için emzirme sonrası sağlıyoruz. Göğsünüzde süt birikmesi olduğunda mastit gibi, angojman gibi durumlarda süt sağması yapıyoruz. Göğsümüzü boşaltıp rahatlatıyoruz. Onun dışında bebek yanındaysa o zaman sağma yapıyoruz. Onun dışında siz aralarda göğsünüzdeki fazla sütleri topladıysanız da onları da ileride işte dediğim gibi ek gıda geçiş döneminde farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Yeteri kadar göğsünüzde süt varsa önce size emmiş olmasını isteriz tabii ki. Özden Hanımcığım, anne sütünden yiyecek yapılıyor. Şöyle anne sütünü oda ısısına getirdiğiniz zaman yoğurt gibi mayalayabiliyorsunuz. Fakat ilk bir iki kere de cıvık oluyor. Sonra gittikçe katılaşıyor mayadan dolayı. Gerekli bir şey mi? Çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum ama hani yapılabiliyor. Anne sütünden muhallebi yapabilirsiniz. Mesela şey yapacaksınız, pirinç unu muhallebi. Mesela çok kötülüyoruz ama pirinç unundan bir muhallebi yaptık suyla. Çok katı yapın. Daha sonra ılıttığınız anne sütünü içine boşaltarak yavaş yavaş onu biraz seyreltebilirsiniz. Ve daha sonra da istediğiniz şekilde meyvelerle falan çeşitlendirebilirsiniz. Böylelikle o sütünüzün boşa gitmediği gibi verdiğiniz muhallebinin içine anne sütü eklediğinizde daha değerli hale getiriyorsunuz. Hastane çantası listesi ilkadımlar.com'da var, oradan ulaşabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim. Kaç tane bez koymasınız? Normal doğum yapacaksınız bir gece, sezaryen de iki gece kalacaksınız düşünürseniz. Yani yarım, şimdi şöyle ilk gün
neredeyse birkaç saatte bir sütünüzü sağacaksınız. O yüzden de şey yapabilirsiniz. 8-10 tane koyabilirsiniz 2 gün için yeterlidir. Yani tek günde de biraz fazla olur ama yine 8-10 tane yeter. Daha fazla olmasına çok da gerek yok. Onun dışında doğum çantanız için pijamalarınız, gecelikleriniz önden düğmeli olsun, gömlek muharı olsun. Çok kalın olmasa mutlaka bir tane sabahlık alın, bir tık kalın olan. Özellikle yatakta emzireceğiniz için boynunuz çok terliyor. Bir tane yanınıza yine şal koymayı unutmayın. Ayağınızı minik patik çoraplardan alabilirsiniz. Hastaneden çıkış için kullanacağınız kıyafetin biraz karnınızın üst seviyesinde, eğer sezaryen olacaksanız özellikle bikini bölgesinden yüksekte düşük belli olmamasına dikkat edin. Onun dışında bebek için kıyafetle, bebek için lazım olanlar işte bebeklerinizi hastane çıkışı olarak aldığınız takımlardan eğer normal doğuracaksanız iki takım, sezaryen olacaksa üç ya da dört takım en fazla yeterli olacaktır. Hastane bazen kendi kıyafetini giydiriyor siz hastanede olduğunuz sürece, o zaman iki takım, biri çıkarken biri direkt olmak üzere iki takım, yani body üstüne giyeceğiz. Tulum, çorap, eldiven ve şapkadan oluşmuş bir seti hastane çıkışı dersek. Otomatik sallanan beşik aldınız ve yeni doğandan itibaren çoğu kullanabiliyor. Bir dakika bakayım. Kötü bir şey yanlış göremedim şimdi, bir dakika. Uyku tulumu, uyku gurusu diye geçiyor sanırım. 0-3 yok, 0-5 yok. Bizden... Ben 0-5 almanızı tavsiye ederim. Ne çok ince ne çok kalın. 0-3 daha incecik oluyor. Daha böyle Temmuz, Ağustos gibi. Ama 0-5 alırsanız ilerleyen dönemlerde de 13 yaşına kadar kullanabiliyorsunuz. Uzun bir şekilde kullanırsınız. Hani hafiften üstüne bir daha biraz büyüdüğünde bir kalın, hafiften bir battaniye, küçük ince bir şey örterek de onunla devam edebilirsiniz. O yüzden ben beğeniyorum yani uyku gurusunu. Az önce onu dedik zaten. Bebeğiniz emzikten sonra o direkt uykuya dalıyor. Sonra kendisi uykusunda ya da bir soru uyanmasına kızını çıkarıp tuvaletine koyuyor. Yine emzirmeniz. Hayır. Sinema. Normalde eğer gazını çıkarıyorsa, her şey yolundaysa gazını tekrar çıkartmaya gerek yok. İlk bir ay genelde her beslenmeden sonra gazını çıkarıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Bebeğimizi şöyle aldık kucağımıza. Kupadan tuttum. Elim şöyle kupa yapıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru pıtlıyorum önce. Sıvazlıyorum ve çıkarıyorum. Pıtpıtladım. Sıvazladım ve gazını çıkarttım. Bu şekilde gazını çıkarıyorum. Ama baktım ki bebeğim sizi emiyor ve arkasından gaz çıkartmadan bebek rahatlıyorsa ve uyuyorsa gazını çıkartmanıza gerek yoktur. Sallamayı genelde önermiyorum. Çünkü anne karnında bebekler şöyle şöyle sallanmıyor. Daha çok aşağı yukarı bir titreşim halindeler. Sallamaya başladıkça dozu gittikçe artmaya başlar ve salladığınızda kulağınızda 3 tane küçük kemik var. Onu yerinden oynatıyorsunuz ve çocuğun esasında başı dönüyor. Gözünü kapatıyor ve siz onu uyumuş zannediyorsunuz. Sonra biraz bazen der ki anneanneler, babaanneler hatırlarsınız belki. Saatlerce ayağımda sallıyorum, durduğum zaman gözünü açıyor. Esasında salladığı zaman gözünü kapatıp başı döndüğü için uyumuyor esasında. Derin uyumuyor ya da en azından. O yüzden mesela çok sallanan bebeklerin gece uykuya geçişleri daha zordur. Gece daha sık uyanırlar çünkü tam olarak uyuyamadıkları için. Yeni doğanda gazını gidermek için bebeğinize rezene çayı artık lütfen içirmeyin. Bebekler rezene çayı içirmiyoruz. Siz de içinde rezene olan emziren anne çaylarından kullanabilirsiniz. Aktardan rezene alıp aktardan aldığınız rezeneyi demleyip içmenizi önermiyorum. Bu arada Lactimil emziren anne çayını tavsiye ederim. İçinde rezenenin dışında çok güzel ısırgan, anason gibi var. Daha yine suda faydası olacak otlar bulunuyor. Bunların hepsi kontrolden geçtiği için bir size bir sıkıntı yaratmayacaktır. Ama o ürün anne ürünüdür. Bebeğinize lütfen vermeyin. Hamile yastığını... Evet, ben fonksiyonel alımın bir türü. Ben hamile yastığını öneriyorum. Emzirme yastığı olarak da kullanabilirsiniz. Biraz büyük ama hamile yastığı yani bacağınıza koyup yatmanızı ve vücudunuzu rahatlatmanızı sağlıyor ama emzirme yastığı olarak da fena değil, kullanabilirsiniz. Çok böyle minyonsanız biraz zor olabilir hamile yastığını emzirme yastığı olarak kullanmak. Ama böyle benim gibi fena değilseniz, yani biraz daha boylu postluysanız hamile yastığını emzirme yastığı gibi de kullanabilirsiniz. Ya ben zıbın tercih etmiyorum. Benim size tavsiyem daha çok çıt çıtlı, yani alttan çıt çıtlı en basit body. Böyle yanında fiyongu bağlaması vesairesi olmasın. Çünkü zaten bebek giydirirken çıkarırken çok daha deneyimsiz oluyorsunuz. Bebek çok ağlıyor. Oradan o fiyong, oradan çıt çıtını var, oradan fiyongunu bağla. Yakasını düzelt, tekrar bir şey giydir, sıyrılsın. Çok da önermiyorum. Yani ben daha çok içine gideceğiz. Kısa ya da uzun kollu body
Üstüne önden çıtçı tutulum öneriyorum. En temiz de en az aksiyonlu kıyafettir. Hastane çıkışını 1-3 aylık alabilirsiniz ya da şimdi kıyafetler Tiny Bebe, Newborn ve 0-3 aydan başlıyor. Şimdi Tiny prematüre zaten. Newborn'ler bebeğiniz eğer 2,5-3 kilo gibi aralığında doğacaksa, doktorunuz öyle dediyse hastane çıkışınızı Newborn alın. Ama bebeğiniz normal miadında doğacak ve kilosu da fena değil diyorlarsa 0-3-1-3 ay aralığındaki olanlardan alabilirsiniz. İlk günden itibaren uyku arkadaşı ya da emzik vermenize gerek yok. Uyku arkadaşını biz özellikle bebeklerin 40'ı çıktıktan sonra öneriyor. 40'ı çıktıktan sonra emzik öneriyoruz. Eğer 3. aya geçirdikten sonra da uyku arkadaşı verebilirsiniz. 3. ay niye 3. ay diyoruz? Çünkü bebekler dediğim gibi kafalarını hareket ettiremedikleri için verdiğiniz uyku arkadaşı yüzünü kapatırsa altında nefes alamayabilir. O yüzden bebeğiniz ne zaman dönmeye başladı? Uyku arkadaşıyla o zaman bebeğinizi tanıştırabilirsiniz. Ve emzik için de sizi güzel emmeye başlaması lazım. Eğer bebeğim sizi çok güzel bir şekilde emmeye başladıysa emzik de verebilirsiniz. Sadece uykularında ama. Vücudu düzenli uyan bebeğim geceleri uykuya dalarken sıkılışı 20 günlük antibiyotikle besliyor. Sinemanın bu çok bebekte oluyor. Çünkü bebeklerin 3 ile 5. aya kadar, 3. aya kadar en azından uykularıyla ilgili vücutta melatonin salınımı da yok. Bebekler kendilerini uyku tek başına dalmayı da beceremezler. O yüzden kundak yapın mutlaka uyurken yatağının başına sizin kullandığınız bir göğüs bedeni koyun. Biraz sıkışıklık olması, hatta beyaz gürültü çalın. Bunlar bebeğin biraz gevşemesini ve rahatlamasını sağladığı için siz de yanında ve ona dokunursanız birazcık daha hızlı uykuya geçecektir. Evet. Velhasıl kelam, yani genel anlamda haritaları topladığınızda bebeğimizi önce anlamaya çalışıyoruz. Hangi sıklıkla beslediğinizi bunlar için bir günlük tutmanızı tavsiye ederim. İşte kaç saatte mi besledim, kaç dakika emdi, çeşitli bezlik sayıları ne kadar, ben ne kadar su içtim. Bunları not ettiğinizde şöyle bir avantajı var. Eğer bebeğinizin kilo alımı ile ilgili bir sıkıntı olursa onu oradan takip edebilirsiniz. Bunun dışında da olabildiğince bebeklerinizi bu duvar duymaz kundak yapın. Geceleri daha karanlık ve loş ortamlarda, gündüzleri daha hafif loş ve hafif evin sesi neyse o ortamlarda uyudun. İki gündüz uykularının aralarında mutlaka bebeğinize bir aktivite yapın. Onunla konuşun, camdan bakın, dışarı çıkıp temize kaldırın, evin içinde hareket edin ve çocuk gündüzün hareketini hissetsin. Kundak yapmak, o hareketi hissetmek, özellikle gazlı ve sıkıntılı bebeğiniz varsa beyaz gürültüyü buna eşlik etmek çok önemli. Ama en önemlisi ilk 40 gün lütfen hiçbir şey için acele etmeyin. Hemen bebekler sizi önce tanısın, bulunduğu ortamı anlamaya çalışsın. Siz de anne ve baba rollerinize alışın. Böyle böyle rahat rahat, yavaş yavaş her şey yoluna girecektir. Buna gerçekten inanın. Sonra geri dönüp baktığınızda çok şeye, siz de bir sürü deneyimli bir anne olacaksınız. Benim okuldaki hocam şey diyordu. Bir hamile anneye her şeyi anlatabilirsin ama yeni doğmuş bir bebeğe olan anneye mutlaka artık o deneyim sahibidir o zaman sonunda. Onun da sana anlatacağı bir şeyleri vardır der. O yüzden lütfen bu süreci en güzel şekilde bol bol resimler, videolar çekerek o anı yaşayarak geçirmeye çalışın. Yayının tekrarı, bu yayınları ara ara yapıyorum. Yani ben her çarşamba canlı yayın yapıyorum. Salıları 15 günde hep yapıyorum. Ama benim dışımda da çok fazla arkadaşım ve hekim arkadaşlarımız var burada çok güzel yayınlar yapan. Bu yayını kaydediyor oluyoruz. Kaydettikten sonra birkaç gün sonra ilkadımlar.com'a tekrar yayını yüklüyorlar ve oradan izleyebiliyorsunuz. Kaçıncı gün dışarı çıktım? Ocak ayında doğumlu. Bebek doğduktan zaten dördüncü, beşinci gün eve çıktıktan kısa bir süre sonra hastaneye gideceksiniz. Hemen dışarı çıkabilirsiniz. Özel bir şey yok. Güzel giydirdiğiniz sürece hiç problem yok. Hamile 3. hafta sırt üstü yatabiliyor muyum? Sağa sola sorun olur mu? Hayır, hiçbir şey olmaz. Siz zaten yani karın üstü yatamayacağınız için, yürü üstü yatamayacağınız için siz ne zaman nasıl yatabiliyorsanız ve yattığınızda isterse sırt üstü ister sağa ya da sola rahatsanız bebekle ilgili bir sıkıntı yoksa istediğiniz gibi yatabilirsiniz. Umarım hepiniz için faydalı olmuştur. 100. yayınımızı yaptık bugün. Özden de gerçekten çok çok mutluyum ben de. İlk adımların Instagram hesabında da 100. yayın nedeniyle 3 anneye danışmanlık ediyoruz benden. O yüzden oraya da bakabilirsiniz. Oraya yorumlarınızı da bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka yine tekrar görüşmek üzere. İyi ki varsınız. İyi ki ilk adımlar da var. Beni de bu programın içine dahil ettikleri için onları da çok çok öpüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Bir başka yayında tekrar görüşürüz diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Bebekleriniz varsa öpün benim için. Bay bay.